Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Teknoloji Oku YouTube kanalına ve Teknoloji Oku yorum programımızın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta da teknoloji gündemini programımızda sizler için değerlendireceğiz. Haftanın en büyük olayları ve geçen haftalarla devam eden olay Todex meselesiydi. Değil mi Osman? Öyle diyeyim, gülesin. Niye ya? Hayırdır? Tosuncuk. Bir de bir veda mektubu yazmış. Böyle uzun kocaman bir şey, evet. Manas destan gibi böyle oku bitmiyor. Aslında paranı geri vereceğim ben de. Ha, vereceğim işte. Yok, USDT cinsinden olacak, şöyleydi de böyleydi ama de yok şöyle bir kere. Yalnız bu hani tokatlayıp giden ya da işte ne bileyim dolandırıp giden kripto para borsalarının genel bahanesi şu. Hacker saldırısı olmuştu. Evet. İşte paraları almışlardı. Ve Bitcoin de aynı açıklamayı yaptı. Onlar yani da Bitcoin. Başka ama bir diğer borsa. Adam kaçamadığı için. O kaçamadı da. Evet. Tıklandı o yani. Tıklandı o. Ama yalnız adam 1,5 milyon gelirim var diyordu. Aylık. 1,5 milyon TL kimi ve Bitcoin yani. Ne? Kimsenin ismini bile duymadığı bir şey ki Todex'in kim bilir ne kadar vardır. İşte o, ama o 2 milyar dolar hikayesi şey çıktı yani fake çıktı. 2 milyar dolar adamı buharlaştırırlar öyle söyleyeyim ben. 2 milyar dolar değilmiş. 120 milyon dolar. 100 yani milyon dolar. Da kötü değil ya. O da fena bir rakam değil. Yani tabii. Şimdi 100 milyon dolar diyorum. Evet yani. Evet. Söylemesi kolay ama şey değil. Hala daha en azından biz videoyu çektiğimiz tarihte yakalanamadı. Yani. Hatta Kosova'ya gitti. Orada yakalandı falan iddia edildi ama o şey çıktı. Gerçek çıkmadı, onaylanmadı demiş. Ben yakalanacağını bence ama yanlış yere gitti ben söyleyeyim. Ya yani, çoktan kaçmıştır abi. Uruguay, Paraguay orada güzel de mesela bu Balkanlar sıkıntı. Oradan kaçmıştır işte. Ya, muhtemelen. Yani Balkan... Orada bağlantısını kurmuştur. Ya notlukta ne yapsın yoksa. Tabii canım. Hayır bir de Balkanlar'da bir Türkiye'nin çok ciddi bir gücü var yani. Sen şimdi yani oraya gidersen orada hemen alırlar seni. Parası da var o çoktan. Başka Paraguay, Uruguay. Kusucuğum yanındaymış. Şimdi bir diğer haberimiz ise Apple tarafından geldi. Apple ikinci çeyrek, bu yılın ikinci çeyreği sonuçlarını açıkladı. Tabii ki Tim Cook ellerini ovuşturmuştu, seviniyordu şu anda. Yine bayağı zaten iyi rakamlar, satışlar çok iyi artmış. İşte gerek iPad rakamları, iPhone rakamları Mac falan. Mac tarafında bayağı bir artış var. Özellikle bu M1 yonga setiyle evet, ama çok iyi iş çıkardılar. İyi şeyler. Hakkını ver. Yani orada geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla bir 2 kat 3 kat satışlarda artış varmış. Ki önümüzdeki süreçte M2 işlemcisi gelecek. Şu an öyle ötülüyor evet. Hatta onu da biz haber başlıklarımızda almıştık. Aslında bu uzun zamandır vardı. Hani şu konuydu. Laptoplara telefon işlemcisi konusu olmaz mı diye tartışılıyordu. Evet. Apple bunu yaptı. Çok da güzel oldu. PC'de de onu denediler biliyorsun bir ara. Snapdragon'lu PC'ler çıkar gibi oldu ama Intel mi yapamadı, Microsoft mu yapamadı bir şeyler oldu orada. Ya muhtemelen Microsoft'la ilgili bir durum olabilir. Çünkü orada mimari tabii mimari değişmesi lazım. Hani şöyle bir şey yok arkadaşlar. Hani telefondaki işlemciyi aldım. Pat diye çalıştı. Niye çalışmıyor? Yani Windows'um değil. Windows'um da çalıştı ama öyle bir olay değil. Öyle bir olay. Çünkü o yazılımsal olarak da birçok şeyin değişmesi gerekiyor. Altyapının değişmesi gerekiyor. Onu yapamayınca da çalışmıyor. Yani öyle hani kolay bir şey değil bu ama Apple bir şekilde yaptı ve yani macOS zaten adamlar kendi işlemcisi olduğu için tabii şey orada daha rahat oldu yani. Windows'da o kadar kolay değil o iş. Yapamadılar. Aslında yapsalar işte ne olur? Mesela şimdi herkes onu konuşuyor. Yani işte bu Mac Mini var. Mac Mini'nin M1 işlemcili modeli de var. 4K render alıyorsun Premiere'de. Canavar gibi. Yani 9000 liralık makine PC'de 19000 liralık bir makinenin gücünü sana sunabiliyor. Mesela böyle bir durum söz konusu. Yani biraz enteresan ama ben zaten tam anlam veremiyorum böyle. Şimdi ekran kartına bakıyorsun normal bilgisayardaki şöyle bir şey biliyorsun. Evet. Yani onun boyutuna baktığın zaman Apple Mini ile aynı. Apple Mini 2 kat artıyor. Katı yani, evet. Yani sadece ekran kartı bu. Ki Apple Mini ne bileyim onun verdiği performansı sunması İşte optimizasyon vesaire. Var orada belki de biraz. Soru işareti kafamda. Yani şimdi mesela yani. Apple bu konuda diyorsun ya kendi işletim sistemi olduğu için muhtemelen Adobe için özel bir optimizasyon yapıyor. Çünkü bu şu an... Yine de mesela ısınma sorununu nasıl aşıyorlar? Evet. Yani mesela render alırken çünkü çok biliyorsun fanlar çılgın uçuyor atıyor. Uçuyor yani bizim dizüstüler de öyle. Yani nasıl alıyor, aşıyor böyle. Apple bunu yani merak ediyorum. Demek ki yapmış adamlar. Bir diğer haberimiz Türkiye ile ilgili. Dur bir dakika. Önce ben Xiaomi haberine değinmek istiyorum. MIUI 12.5 güncellemesi tekrardan askıya alındı. Malum ülkemize de Xiaomi kullanıcılarının sayısı bir aile fazla. Evet. Uzun süredir geldi, gelecek, bazı telefonlara verdik, veriyoruz. Liste şu kadar genişledi, böyle oldu, şöyle oldu derken dondurma kararı aldılar. Herhalde yine stabilite bir şeyler var. Klasik Xiaomi arayüzü diyelim ona da. Evet, o büyük sıkıntı olur. Onu çıkar çıkmaz da indirmeyin ben. Hep onu söylüyorsun. Ya onu zaten tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Çıkar çıkmaz indirmeyin. Yani yatırım tavsiyesi değildir. İndirme tavsiyesi değildir yani. Xiaomi ise telefonunuz eğer güncelleme geldiyse mutlaka bir hafta bekleyin. Sizin aynı telefonları kullanıp indirenlerin yorumlarına bakın.
Ondan sonra indirin. Çünkü öbür türlü gerçekten işin içinden çıkılmaz bir hal alabiliyor. Bir de enteresan kısım şu. Mesela güncellemeyi yayınladılar. Atıyorum bir hata var değil mi? O hatayı düzeltmek için başka bir güncelleme yayınlıyorlar. O hata düzeliyor, başka bir hata ortaya çıkıyor. Şaka gibi oluyor. Yani. O zaman F1 Over'inden devam edelim. Evet, 11-13 Haziran tarihleri arasında Formula 1 yarışı Türkiye'de yapılacak. Tabii eski tadı yok bu Formula 1'in. İlk düzenlenen takviminde Türkiye yoktu. Yoktu. Kanada vardı. Bir tane boşluk vardı sadece orada. Evet. Orayı boş bir şey koymamışlardı galiba. Sonra hani boş bıraktılar. Sonra oraya işte aday ülkeler var falan filan dediler ama hiçbir zaman hani Türkiye'nin adını böyle net bir şekilde geçirmediler. Hatta farklı bir ülke vardı, şimdi hatırlamıyorum. Orada düzenlenmesi daha çok böyle şey yapılıyordu, düşünülüyordu. Ama geçtiğimiz sene işte İstanbul Grand Prix'sinin böyle biraz revaçta olması, bayağı bir ses getirmesi falan. O yüzden... Ama yani seyircisiz olur muhtemelen. Bir açıklama yapılmadı. Yapıldı olacak. Açıklama. Yapıldı mı? Şöyle bir şey demişler biletler için. Pandeminin seyrine göre netleştireceğiz demişler. Çünkü geçen sefer, geçen senekinde biletler satıldı. Sonra iptal olunca geri ödediler. Bizim milli maç gibi işte. Dediler ilkten %15 seyirci dediler. Sonra... Tamamen kaldırdılar. Öyle bir durum oldu. Yani Haziran'ın başlarına doğru bu kapanmadan sonra muhtemelen netleşir. Şimdi bu kapanma sürecinden sonra, kapanma derken tam kapanmaya da gireriz buradan şimdi. Evet. Tam kapanma sürecinden sonra biliyorsun 27 Mayıs 17 Mayıs. 17 Mayıs'ta bitiyor. Haziran'a bayağı bir süre var yani. Nereden baksan bir yine bir aylık bir süreç var. Zaten biletler çıktığı gibi biter eğer hani normal bir şekilde satılması sürecek. Ama şimdi normal bir şekilde satılmaz şu yüzden. Pandemi var ya, atıyorum yine %50 kapasiteyle satacağız. Tabii. Ama işte evet. O bile kesin değil şu anda. Evet, değil. Bu arada tam kapanmaya da giriyoruz. Evet, tam kapanma demişken. Siz bu videoyu izlediğinizde kapanmış olacağız. Aslında kapanma da. Geçen gün mesela ben haberleri izliyorum. Muaf olanları soruyor, tamam mı? Mümkün değil. Biz muafiyiz yani. Geri kalan herkes muaf. Evet. Yani şunlar muaf, bunlar muaf, onlar muaf. Yani kim gelirse aklına ya. Herkes muaf yani. İnşaatçılardan tut da. Perakendecilere kadar. Ama yani Osman öyle diyorsun da mesela hakikaten ne iş yapması gerekiyor adamların? Hadi ya biz tamam bir şekilde evden şey. Yapıyoruz da adam ayakkabı üretiyor. Nasıl evden ayakkabı mı yapacak evde? Ya üretmeyecek abi yani tam kapanma diyorsan. Yazık tam kapan. Tamın anlamı nedir? Tamam da Osman için. Tamın anlamı tam. Adam ne yapsın yani? Kirası var bir şeyi var. Sen herkes senin gibi evden ben evde hamur yapayım işte atıyorum duvar öreyim hani öyle bir business yani iş modeli yok yani, herkesin. Sonuçta Avrupa'da yapılan kapanma bu şekildeydi yani. Ya bu şekilde. Yemedik ki Avrupa'dakiler. Tamam şunlar açık kalsın. Yok, açık orada kalsın. Da o zaman şu şekilde yapabilirlerdi. Tam kapanma yerine şunu diyebilirlerdi en azından. Sadece AVM'leri kapatıyoruz. Devlet dairelerini yere şeyli kapanmaya geçiriyoruz işte. Yani, diyebilirlerdi. Bilmiyorum ben de bence de olmalı yani. O insanlar da bir şekilde yani hadi belli mi bu meslek grupları bizim gibi çalışanlar evet evden çalışabilir de adam fabrikada çalışıyor. Nasıl evde çalışacak yani? Evden mi yapacak? Boru üretiyor atıyorum evde mi üretecek borusunu adam? O zaman şimdi restoran kafe sahiplerinin günahı. Ya ama orası başka yani orası neyse bunlar derin mevzu. Mercedes EQC'yi test etmiştik arkadaşlar. Kanalda videosu yayınlandı. %100 elektrikli bir otomobildi. Yukarıdan linkini veririz. Oradan çok da onu izlersiniz. Yani. Çok dehşet. 1.2 milyonluk fiyatıyla. Evet kendimizden geçirdi bizi. Bir de kötü bir haberimiz var şimdi ne yazık ki. Biliyorsunuz biz sitemizde ve YouTube kanalımızda bu tarz haberleri size veriyorduk. Üzücü bir haber ama malum çip krizi vardı dünyada. İlk önce otomobil üreticini vurmuştu. Türkiye'de ve dünyada otomobil fabrikaları kapanmaya gitmişti. Şimdi yapılan son açıklama ki Master açıklama yaptı biliyorsunuz. Ben Master mesela orada çok etik davrandığı için. Yani çok etik davrandı evet. Yani bazıları bunu eleştirmiş. Yok ellek ürünleri alın. Sonra pahalı alırsınız diye bilmem. Ya yok adamlar söylüyor işte yani açık açık söylüyorlar. Ve adamlar diyor ki yani zamlanacak sonradan demeyin niye zamlandı diye. Evet. Zamlanmanın sebebi de şu diyorlar yani. Çünkü, keşke diğer markalar da bunu desin. Evet çip tedarikinde sorun var arkadaşlar. Sebebi de arz talep dengesinin bozulması. İşte Tayvan'da kuraklık olması. Üretilen çiplerin yetmemesi. Tayvan'da yağmur yağmıyor. o bile etkilemiş mesela ve önümüzdeki 2-3 yıl içinde... söyle şunu ismi. Farklı yatırımlar yapılıyor. Yatırıyor ama yapılıyor. Tabii onların hemen etkilemesi mümkün değil. Onlar zaman içinde etkilenecek. Ya bir de hep söylediğimiz gibi şimdi üst düzey çipleri olan talep çoğaldı aslında. Yoksa atıyorum alt düzey çipler atıyorum sallıyorum şimdi 12 nanometre, 15 nanometre. Bunları üreten pek çok şirket var ama adam mesela ekran kartına üst düzey bir çip koymak istiyor. 7 nanometre, 8 nanometre. Telefonlar evet. Hakeza öyle. İşte bu yeni nesil konsollar öyle. Böyle olunca sürekli üst düzey çip. Zaten üreten tek bir firma var TSMC Tayvan'da. Geriye de bir şey kalmıyor zaten. O yüzden önümüzdeki günlerde yani 2021 teknoloji ürünler açısından biraz fiyat artışlarının olacağı bir yıl olacak diye tahmin ediyoruz. Halkımız alışık. Alışık evet. Dolar artıyor zaten. Hiçbir şey olmasa dolar artıyor. Çok da sürpriz olmadı. Evet.
Evet. Hiçbir şey olmasa vergi geliyor. Bir bakıyorsun %50 konsol vergisi gelmiş. Bir anda fiyat yine yarı yarıya artmış falan. O yüzden hani diyecekler ya zaten fiyatlar artmıyor mu ya? Yeni bir şey mi bu falan? O yüzden hazırlıklı olun deriz. Hazırlıklıdırlar zaten. Onu diyorum. Eyvallah. Evet, biz haftalık teknoloji programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni bir teknoloji oku yorumla karşınızda olacağız. O gün gelene kadar kanala abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlardan takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.